Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Kanuni Esasi Kıraathanesi özel programına hoş geldiniz. Bu özel programımızda şu an içinde bulunduğumuz tarihi, benzersiz mekanı konuşacağız. Anılar dile gelecek, bilgiler dökülecek. Çok değerli konuklarımız var bu konu için. Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Gül Ar, Gül Hanım'ı çok değişik açılardan tarif edebiliriz ama en önemli özelliği bir Beyoğlu vatandaşı olması, bir kültür insanı olması. Bu mekanı, buraları, geçmişini ve bugününü çok iyi biliyor. Ondan da bu tarihe ilişkin önemli bilgiler vallahi alacağız. Gül Hanım'ı müthiş tarif ettim, Beyoğlu vatandaşı. Çok güzel tanımladı değil mi? Bey kızı yani. Evet, bey kızı. Üçüncü konuğumuz da iş insanı ve sinema sektöründe de yıllardan beri çalışmaları bulunan Sayın Hakan Ganimgil. Siz de hoş geldiniz. Şimdi bir kıraathanedeyiz. Aslında bir kahvehane burası. Kıraathane tabii köken olarak ya da anlam olarak daha derinlik içeriyor. Okuma işlevini anlamında, okuma faaliyetinden dolayı. Ama İstanbul'un en meşhur kahvelerinden bir tanesindeyiz. Arkadaşlarımız çok güzel dekorlar hazırlamış. Aslında buranın tarihini, yani gerek siyasi tarihini, gerek edebi tarihini, sosyal tarihini çok iyi yansıtıyor. Edip Cansever'den Enver Paşa'ya, Mustafa Kemal'e kadar işte buranın geçmişinde bu figürler ve daha niceleri var. Önemli bir mekandayız, çok güzel bir mekandayız. Her tuğlasından bir tarih akıyor. İsterseniz sizle başlayalım Hakan Bey. Çünkü sizin çocukluğunuz da buralarda geçti, gençliğiniz de burada geçti. Gerçi hala gençsiniz ama bugününüz de buralarda geçiyor. Siz bir anlatın, sizin anlamınızda bu Kanuni Esasi Kıraathanesi'nin yeri nedir? Şimdi konuya tartışarak gireyim. Tabii. Burası kıraathane miydi, kahve miydi konusunda. Burası bir kıraathaneydi. Kahve değildi, kafe asla değildi. Evet. Öyle anlatayım. Şimdi burayla ne zaman tanıştım ben? Yani hatırlayamıyorum çünkü çocukluğumuz burada. Yani bizden bir yer. Yani bize ait bir yer. Ama buraya girişim herhalde 11 yaşlarından itibaren. Çünkü karşıda Tepebaşı Parkı vardı. Okul çıkışında çatılarımızdan kale yapardık. Top oynardık. Susayınca da buraya içeri girerdik. Ocakta çalışanlar da bize, çocuğuz, öğrenciyiz, bize böyle temiz bardaklarda pırıl pırıl bir su verirlerdi. Defalarca gelirdik. Yani hiçbir sorun çıkmazdı. Yani orayı iyi hatırlıyorum ama daha sonra buranın başka bir dokusu olduğunu hissettim. Yani şimdi kulakları çınlasın değerli arkadaşım Mejo. Nejat Koper. Tiyatrocu. Tiyatrocu arkadaşımız. Alanya'da değil mi? Selamlar yolluyorum. Yani o dönemlerde biz birlikteydik. Burada bir gençlik faaliyetinin içindeydik. Gazeteler satıyoruz, afişler yapıyoruz vesaire. Ama cumartesi günleri de tam arkada burada iki tane bilardo masası vardı. Cumartesi de bilardo oynamaya gelirdik. Nejat Koper de Beyoğlu'nun en yakışıklı bilardocusuydu ve en usta bilardocularından biriydi. Bilmediğimiz bir yönünü öğrendik. Evet. Hanım? Bilmediğimiz bir yönünü tabii öğrendik. Bir cumartesi günü burada buluşacağız. Tabii biraz neşeli anılardan çok buruk bir yere doğru geliyorum.
Cumartesi yağmurlu bir gün, soğuk. Yine Necat'la buluşacağız, öyle hatırlıyorum. Buradan içeri girdim, biraz da erken geldim. Şimdi biraz anlatacağım buranın iç yapısını da. Burada ortadaki masaya oturdum, sobaya yakın. Burada da öyle bir soba var ki, iki tane sütun var Herkül gibi. O sütunun arasında da hayatımda gördüğüm en büyük döküm demir soba. Gül gül yanıyor ana kucağı gibi. Şakir Zümre mi? Arkası. Onun yakınına oturdum. İşte Necat gelecek, arkadaşlar gelecek. Oturduğum tam, şimdi birazdan anlatacağım. İleride bir köşede, ortada bir sebil gibi, böyle kafesli bir demirden kafes içinde çay ocağı var. Oradan çay servisi yapılıyor. Ocakçı oradan ince belli bir çay bardağına bir çay garsona verdi. Garson da büyük bir nezaketle hemen ocağın dibine sokulmuş masaya da oturan bir kadına çay servisini yaptı. Şimdi gördüğüm kadın Cahide Songkun. Bakın bilseydik bunu. Cahide Songkun'un resmi buraya çok yakışır. Cahide Songkun'un dramatik bir dönemiydi. Evet. Üzerinde bir tane bir gri yün manto vardı ama o manto onun üstünde yani belki bir en kıymetli Kürt manto gibi duruyordu. İşte sigara içiyor, çay. Tabii sigaradan dolayı elleri nikotin falan vesaire ama hani derler ki Greta Garbo hikaye. Yani Cahide Songkun'un o sıkıntılı döneminde bile duruşu, güzelliği halen aklımda, zihnimde. Tabii bakışı da dışarıya doğru bakıyor. Nereye doğru bakıyor? Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na. Yanmış olan. Hı-hı. Yanmış Tepebaşı Dram Tiyatrosu'na. Orada oyunlar oynamış. Yani o geçmişe bakıyor. O geçmiş hayatına bakıyor. Ben de ona baka kaldım. O sırada ona baktığımı görünce ben de yani utanarak... Kaç yaşındasın o sırada? Ben o zaman 17 ya da 18 yaşındayım. Yani delikanlısın yani. Yani mahcup oldum. Yani yüzümü öne eğdim. Onu hiç unutamam. Yani yanlış bir tiyatro. Çok sıkıntılar yaşayan bir Cahide Songkun. Ama bizim için çok önemli bir sanatçı. Yine bu mekan şöyle anlatayım. Yani buranın gelen insanlar bir değişik. O zamanlar çocuktuk, anlayamıyorduk. Yani gelen insanlar hepsi kravatlı. Yani ya takım elbise, ya bir ceket mutlaka var. Şapkalar var. Gayistler okunuyor. Kadınlar geliyor burada. Tam onu soracaktım. Evet. Yani Türkiye'de kahve kültürü 16. yüzyıla kadar uzanıyormuş İstanbul'da. Ama hani işte Yeniçeri kahvesi, Tulumbacı kahvesi, Denizci kahvesi, Balıkçı kahvesi hep erkektir. Tabii. Şimdi siz Cahide Songkun'dan söz edince yani kadınların da girebildiği bir yer burası. Evet, ve evet. Belki o anlamda hani kahve kültürü değil daha çok evet kıraathaneye dönük. Yani mesela burada gelenler buranın müdavimleri yani orta yaşın üzerinde insanlar birbirlerini tanıyorlar. Şimdi öyle bir şey ki masa mermer masalar var. Şu iki parmak kalınlığında mermer blok altı ahşap. Masayı kımıldatamazsın. Oradan o sebil gibi yerden çay servisi bazen şey gibi gelir ne diyorlar. Demlikle birlikte geliyor. Semaver geliyor. Nargeller fokurduyor burada. Ondan sonra şu arkada şu bölmelerde sırrı dökülmüş büyük kocaman aynalar. Fotoğrafları var. Fotoğrafı evet. Vardır. Evet. Etrafı oymalı ondan sonra. Yani muhteşem bir doku, bir tarih. Tabii burası bir küfk de kokuyor. Nargile kokuyor, tarih kokuyor. Tavanlar islenmiş. Girişte kapı böyle koskocaman çift kanatlı bir kapı. Zor iterek girebiliyorsun. Yan tarafında, şimdi vitrin diyorlar, o zaman cam mekan derdik. Evet. Cam mekan. Cam mekanın üzerinde de yine bir yani bir revak oluşmuş.
Oraya baktı da burada bir bombalama hadisesi oldu 1941 yılında. Daha ileride anlatırım. O Revat'ta vitraylar varmış. O bomba patladığı sırada uluslararası bir çatışma bu. Oraya geliriz. O vitraylar gidiyor. Orası da cam yapılıyor. Yani güneş ışınını kessin diye. Buradan içeri giriyoruz. Yani bizim için koskocaman bir perspektif, koskocaman bir alan. Ortada işte iki tane sütun, mermer. Hemen sütunun arkasında burada sağ taraf. Şimdi şöyle anlatayım. Buradan içeri geldik, girdik. Tam şurada belki iki tane sütun var. Burada şu büyüklükte bir döküm soba. Şurada da muhtemelen şurada bir ocak. Ocak böyle eski sebiller vardır. Yani nerede vardır o? Divan yolunda vardır. Dolmabahçe'de vardır. Böyle demir çerçeveli. Oradan da tabii zeminden de yüksekte. Oradan çay servisi, samaver servisi, nargile servisi devam ediyor. Arkaya doğru gidiyoruz. Burada yine iki tane Herkül sütun. Ondan sonra yine buralarda girinti yerlerinde aynalar, oyma aynalar. Yerler olduğu gibi mermer, beyaz mermer. Yani burası yani bir saray yavrusu, başka bir yer. Yani öyle bir dokusu vardı. Yani buraya da giren bu mekana böyle içinden bir saygı duyarak sessiz, yani herhangi bir kahvede insanlar yüksek sesle falan konuşur. Yok öyle bir şey. Budist tapınağı gibiydi burası. Sessiz, öyle söyleyeyim. Öyle bir sessizliği vardı. Tabii 80'lerden sonra biz burayı yani kaybettik. Başka yerler bir yer haline geldi. Şimdi herhalde bu kadar toparlayayım. Tabii aslında şöyle de bir şey var. Büyüklerimiz de şöyle anlatırdı Tepebaşı'yı, yani eski sohbetlerden nostalji, ah derlerdi. Orası Grand Rue de Pera, burası da Le Petit Champ. Aynen biliyorsunuz. Le Petit Champ, küçük Şanzelize. Ondan sonra arka tarafta Pera, daha sonra İstiklal Caddesi ama burada birçok da mekan var. İşte Markiz var, Le Bon var. Kafe Kristal var, efendime söyleyeyim, Jardin Kafe var vesaire. Fakat bunun orada Fransız kahveleri ve sütlü kahve bulunur. Burada Türk kahvesi vardı. Yani çok farklıydı. Şeyi de anlatayım ben. Şimdi biraz buradaki Fransız tipi kafelere vesaire, bizim adalarımız arasında öyle bir şey vardı, böyle nostalji vardır ama şimdi Markiz'i anlatayım ben. Şimdi çok övülür. Çocuğum, annem tabii biraz da şımarık bir çocuğum. Markiz'in önünden geçerken annemi zorladım, burayı pasta alalım. Yok dedi, buradan olmaz dedi falan. Zorladım, içeri girdik. Kasaya gittik. Kasada siyah maten elbiseleri içinde bir madam. İşte ben de işte şundan isterim, bundan isterim falan derken tabii pastanede sahibesi yanındaki adama dedi ki, işte Süleyman Bey dedi, burası birdenbire dedi soğan ve sarımsak koktu dedi. Şimdi annem hazır cevap, fakat dondu kaldı, kıpkırmızı oldu, cevap veremedi, hemen çıktık gitti. Yani tabii şeydi, yani onların kendiliğine göre bir kabul gördükleri bir çevre var. Onun dışında buralarda pek, yani Türklerin pek bu kafelerde pek şeyi, yeri yoktu. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Yani şeyi, bu kafelerde kanunu esasının burada kurulması, burası tamamen Le Petit Champ, Küçük Şanzelize, yani Küçük Amerika'dan önce Küçük Şanzelize, Küçük Fransa'da, Küçük Paris'lik belki, bir itiraz aslında. Yani kanun esası giriyorsun, Le Petit Champ'a kuruyorsun. Şimdi burada çevirip Fransız türü
kafeler var. Yani Fransız kahvesi var, sütlü kahve var. Olan Türk kahvesi ise sen yok, öyle bir şey yok. Burası yani yerli, bu toprağa ait olan insanları ya biz buradayız dediği bir yer ve bir itiraz kanunu esası. Ben öyle anlıyorum. Böyle bir anlamı var diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Perinçek, şimdi bu mekanın, bu binanın bir tarihi anlamı var. Tarihi derinliği var. Bir de güncel anlamı var. Kampanya açısından, binanın diğer bölümleri açısından. Fakat tarihe baktığımız zaman siz örneğin burada fotoğrafı olan edebiyatçıların çoğunu yakından tanıyorsunuz. Diğerlerini de çok seviyorsunuz ki burada olmayan başka Cahit Irgat'tan Cemal Sahir'e kadar, Fethi Naci'ye, Behçet Necatigil'e kadar. Cemal Süreyya. Cemal Süreyya. Necati Cumalı. Necati Cumalı. Yani o dönemlerin pek çok büyük sanatçıların olduğu yerler. Bu tarafta da bir siyasi anlamı var. Yani Türkiye'nin devrimci tarihi açısından önemli bir mekan burası. Sizden dinleyelim. Yani sizin için günceli de bağlayarak söylerseniz sonunda bugünkü anlamını. Şimdi Hakan Ganimgil arkadaşımız anlatırken itiraz, burada bir itiraz dedi. Hakikaten zaten kanuni esasının kendisi itiraz. Tabii. Yani kanuni esası ne demek? Esas kanun, temel kanun. İşte İngilizlerin constitutional law dediği veya Fransızların droit constitutionnel dediği, Almanların Grundgesetz dediği temel kanun. Biz de sonra anayasa diye Türkçe yaptılar ama tam onu karşılamıyor. Yani kanun esası neye itirazı? 1876 ilk kanun esası geldi. Padişahlığa, mutlakiyete itirazdı. Yani Türkiye'nin demokratik devriminin ilk adımı. İlk demokratik devrim. Marx'ın falan bile hayran kaldığı bir demokratik devrim. Ha, o birdenbire şimdi aklıma o geldi. Marx mektup yazıyor arkadaşına. Ondan sonra karısı mektup yazıyor. Jenny Marx. Diyor ki benim kocam diyor şu sırada diyor Muhammed'in çocukları ayaklandı diyor. Aklı fikri onlarda diyor. Muhammed'in çocukları. Çok güzel. Evet. Jenny Marx o şekilde yazıyor. Weidemeyer'e yazdığı mektuptur o meşhur. 1876 devrimi olmuş. Türkiye'de kanuni esası ilan edilmiş. Ama Marx da zaten Türklere karşı çok büyük umut var. 1874'te yine o da Weidemeyer'e yazdığı bir mektupta diyor ki Avrupa'nın en tüchtig, yani en faziletli diyelim, ondan sonra en yetenekli, Almancası çok iyidir Gül Hanım'ın, en yetenekli köylüsü halkı Türk halkıdır. Yani 1870'lerde düşünün, daha kanun esası olmamış, demokratik devrim olmamış falan, Marx Türkiye'ye bakıyor, orada bir umut görüyor. Evet. İşte neyse o Marx'ın umudu 1876, çok ilginç. En yetenekli, en yetenekli, Tüchtigs'te en yetenekli, ondan sonra en faziletli köylüsü ve halkı diyor, Türk halkıdır. Weidemeyer'e mektubunda. İşte o umudu oluyor ve olduğu zaman da benim kocam diyor, şimdi diyor Jenny Marx diyor, görsen diyor, hop oynuyor, hop kalkıyor diyor. Çünkü Muhammed'in çocukları diyor, ondan sonra Türkiye'de şunu yaptılar falan. İşte kanun esası böyle başladı. Yani Avrupa'yı da etkileyen, dünyada mazlum milletlerin ayağa kalkışı, devrimi. Onun arkasından geldi işte. Aslında ilk adı Fransızca kanun esasiymiş buranın. Öyle mi? Tabii. Sonradan. Droit constitutionnel. Droit constitutionnel. Evet. Olabilir. Neyse. Kapıda kanuni esası diye yazıyor zaten. İşte kanuni esası diye arkadaşlar okudu. Arapça yazı da kanuni esası diye de okuyabilirsiniz. Ama kanuni esası. Kanuni esası diye okumak daha doğru. Ve bütün bizim kitaplarımızda, benim kitaplarımda, Ali Fuat Başgil'in, diğer İlhan Ersel'in, bütün büyük anayasacıların, Tarık Zafer'in hep kanunu esası. Evet. Onu tabii bundan sonra düzenledim. Şimdi bakın, Hakan konuşurken, o gezerken döndüm, postalara baktım. Şimdi burada büyük devrim liderimiz,
Mustafa Kemal Atatürk. Yine 1908 Hürriyet Devrimi lideri Talat Paşa. Onun yanında Enver Paşa, Cemal Paşa falan. Burada da aslında onların aydınları. Tabii. Yani onların arkasından giden. Ama daha sonraki bir kuşak. Haldun Taner'ler, Abidin Dino'lar, Orhan Kemal'ler, Melih Cevdet Anday'lar, Fikret Otan'lar ve Edip Cansever'ler. Onu, ama aralarında bir fark var. Bunlar iktidar olmuş. Devrim yapmış, iktidar olmuş. Bunlar ise ondan sonra gelen, onları takip eden kuşak acılarını çekmiş. Aralarındaki farkı. Bunlar devrim yapmış, iktidar olmuş olan bir kuşak, devrimci bir kuşak. Bu aydınlarımız ise onların o Türkiye'nin milli demokratik devrim davasını, bağımsızlık olsun, özgürlük olsun, çağdaşlık olsun davasının büyük adamları. Fakat ben Haldun Taner'i de tanıyabildim ama çok fazla değil. Abidin Dun'u biraz sonra anlatırım. Çok güzel anılarım var. Melih Cevdet'te güzel anılarım var. Fikret abiyle anılarım var. Edip Cansever'le de dolaylı anılarım var. Onları tanıdım. Onlar da bu davanın adamları. Ama onlar 2. Cihan Savaşı sonrasının aydınları esas olarak. Yani 2. Cihan Savaşı'ndan sonra gene buraya gelmişler. Burada İttihatçılar, büyük devrimci bizim öncülerimiz, İttihatçılar buralarda oturmuşlar, devrim planları yapmışlar. Devrimden sonra İstiklal Savaşımız, 1914 Cihan Savaşı, İstiklal Savaşı'nda Türkiye'nin meselelerini konuşmuşlar. Ama 1945'ten sonra Türkiye bir Atlantik dönemine girmiş. O küçük Amerika süreci diyelim. Bu aydınlarımız da ondan sonra bazen hapishanede, bazen dışarıda, ondan sonra arkalarından polislerin tın tın takip ettiği aydınlarımız ama hakikaten muhteşem aydınlar. Yani çok büyük aydınlar. Yani Cumhuriyeti ayakta tutan aydınlar. Bugün biz varsak, evet bu Mustafa Kemal'lerin, Talat Paşa'ların devrimci önderliği sayesinde varız. Ama onların o kültürünü günümüze taşıyan özgürlük kültürünü, arkadaşlık kültürünü, paylaşma kültürünü, kadın erkek eşitliği kültürünü, sevgiyi, aşkı günümüze taşıyan büyük aydınlarımız. Türkçemizi. Şimdi mesela Haldun Taner'i en başa koymuşuz. Şimdi o Keşanlı Ali Destanı. Ya bu kadar biz olabilir yani. Keşanlı Ali Destanı. Hem Nasrettin Hoca vardır onda. Hem Bertolt Brecht vardır. Yani tiyatro olarak Bertolt Brecht vardır ama espri, hayata bakış olarak Nasrettin Hoca vardır. Bir gün adaya gidiyoruz. Sanıyorum Haldun Taner'in o yapıtlarında bu kıraathanenin çok etkisi olmuş. Mutlaka. O da şöyle, çünkü o dönem burası tiyatrocuların durağıymış. Yani esas şey aslında gelenler onlar. Hatta işte Hüsamettin Bozok tiyatroculardan, Hamit Bey, evet. Sonra Orhan Kemal'ler, Murar, evet. Uğurlar falan da gelmiş edebiyatçılar ama ağırlıkta ama oyuncularda ve şeylerdeymiş, tiyatro camiasındaymış. Salih Tozan adı çok geçiyor. Meddahlar şeyler de gelirmiş. Hokkabazlar, meddahlar gelirmiş. Burada şeyler verilmiş. Sonra çevrede zannediyorum çok şey varmış. Siz herhalde tanık olmuşsunuzdur belki kalıntılarına. Tiyatroya ait bir sürü şey varmış. Resimler, aletler, aygıtlar falan. Yani tiyatro kültürünü yansıtan Karşıda Tepebaşı Tiyatrosu var zaten. Tepebaşı Tiyatrosu'nun karşısı burası. Evet. Onun için ya Haldun Bey de buraya gelirmiş. Ve Haldun Bey burada meddahları dinlermiş. Ve zannediyorum o Belekuşu Kabale Tiyatrosu gibi bize yani kazandırdığı bir harika bir kabale tiyatrosu vardır bilirsiniz. Bütün ünlü sevdiğimiz arkadaşlarımız orada yetişmiştir. Zeki Alasyalar, Akpınarlar, Kemal Sunallar.
Hep o Haldun Bey'in burada geçirdiği gecelerden bence. Öykülerinde de aslında bu çevreye çok değiyor. Mesela en güzel öykülerinden bir tanesi. Şişhane'ye yağmur yağıyor. Yani. Mesela tabii, işte buralar. Tabii, yani. Şişhane'ye yağmur yağıyordu. Sizin de üstünüze yağmur yağar. O, o hikaye o kadar gerçekçi, o kadar bizden hikayeler, o Keşanlı Ali destanı tipleri. Değil mi? Haldun Bey'in bir özelliği de Kadıköy'de oturup da hayatını burada geçirmesi. Evet. Çünkü biz okuldan çıkardık o zaman. Markez Mim'den geçerken Haldun Bey orada yazı yazardı. Ama bakın mesela bu müthiş bir şey. Gelip o meddahları falan izlemesi. O tabii. Şimdi daha iyi tanıyoruz. Hokkabazları meddahları izlemiş bu. Hatta evet. Yazan zannediyorum şeyde ben şeyle karşılaştım. Beyoğlu anılarında, Salah Birsel'in anılarında, tam olarak şeylerim yanımda değil, öyle tahmin ediyorum. O anlatıyor, yani Haldun Bey hiç eksilmezdi diyor gösterilerden. Birazdan da yeneceğiz. Şıngır mıngır mı? Yok. Ahbeyoğlu, Ahbeyoğlu. Ama morgöl gömlek giyerdi, evet. Gümüş köstek takardı. Baktığını candan bakardı bilmem ne Ali Bey falan. Oralardan almış kalkmış. Hiç böyle unutamadığım bir dörtlü duru Keşanlı Ali Destan. Müthiş. Çok da güzel oynanmıştı bence değil mi? Fikret Hakan Gülür Surur. Oradaki Gülür Surur. Engin Cezar. Evet, evet. Engin Cezar Keşanlı Ali'yi oynuyordu. Ama bir daha o öyle oynayan olmadı. Evet, yani çok oynadılar ama. Çok güzel. Şimdi bir gün böyle adaya gidiyoruz. Kenarına oturmuşuz vapurun falan. Bir baktım yanımızda Haldun Taner. 83-84 olacak falan. Kiraz diyelim 7 yaşında. Mehmet de 4-5 yaşında falan. Ben hemen Mehmet'le Kiraz'a tanıttım Haldun Taner'i falan. Ondan sonra tabii onlar 5 yaşında, 7 yaşında ama benim de hevesim işte onlar öyle insanları kafalarında, evet, zihinlerinde yer etsinler falan. Mehmet'in de kirvesi Fikret abi, Fikret Otyan. Öyle mi? Tabii benim kirvem Fikret Otyan. Can'ın kirvesi Fikret Otyan, Mehmet'in kirvesi de Cemal Süreyya. Yani hep kirveleri onlardan seçtik. Şeylerden acaba erkek mi doğsaymışız diye düşünüyorum. Böyle bizim kirve falan özetlerimiz olmadı. Evet. Neyse bu şu onların devamı. Tabii. Ama onların altta kalanları. Yani bunlar yapmışlar. Hem emperyalizmle çarpışmışlar ondan sonra. Hem feodalizmle, sultanlıkla falan filan hepsini devirmişler. Hükümet olmuşlar. Ondan sonra onların açtığı yoldan giden bu aydın kuşağı. Ama şimdi bakın üçüncü kuşak biz geliyoruz. Ben de şimdi burada fotoğrafları asılı olmayan bir devrimci kuşak var. Türkiye'nin geleceğine el koyacak olan ve bu büyük devrimcilerin, Mustafa Kemal'lerin, Talat Paşa'ların, Enver Paşa'ların büyük davasını yapacak, hakikat yapacak, o kesin zafere ulaştıracak ve şu insanların hayatlarını verdikleri ve kalemleriyle, tiyatrolarıyla, sinemalarıyla falan ürettikleri o gerçek yaratıcı insan, paylaşan insanı hayata geçirecek yeni bir dalga geliyor. Bir dahaki toplantıda bu duvarlara yeni bir takım posterler asılacak ama onlar değil. Hakikaten bu insanlar yeni bir insan yaratmak istedi. Bakın hepsi paylaşmacı insanlar. Hepsi paylaşan insanlar. Çok özverili. Evet. Hepsi hürriyetçi insanlar. İnsana saygılı, hümanist, gerçek insancıl. Hepsi insancıl. Hepsi insancıl. Ve kadın erkek eşitliği, kadına saygılı. Hepsi aşık. Hepsi aşık. O da çok önemli. Yani onların aşklarıyla da meşhur olan insanlar. Daha çok konuşuruz. Anlatacağımız hikayeler de var. Ben sizi Gül Hanım'a mı bırakayım? Ne yapalım? Evet. Gül Hanım, Mehmet Kemal'in mesela yazılarında da birkaç yazısında görüyoruz. Kanunu Esasi Kıraathanesi'ni. 1992'de yanılmıyorsam bir yazısında geniş geniş anlatıyor. Bu bölgedeki kahvelere kıraathaneyi de katıyor. İzmir kahveleri denirdi diyor. Bunun nedeni nedir siz biliyor musunuz? Böyle bir bilginiz var mı? O ben biraz bakındım bulamadım. İzmir kahveleri olabilir. Yani o dönemde
yani bu diğer kafelerin olduğu dönemde masala, dışarıya masa atıyorlardı. Yani muhtemelen kanun esası de onlar attığına var, göre. Var, fotoğraflar var. Evet. Fotoğraflar var, gösterebiliriz. Fotoğrafları var. Şimdi yuvarlak böyle masalar var. Burası çok işlek bir yer. Yani nasıl? Atlı tramvay geçiyor buradan. Bu caddeden. Bisiklet caddesinden geçmiyor. Çünkü neden? Şimdi Karaköy'den kalkıyor atlı tramvay. Şişhane yokuşunu çıkıyor. Beyoğlu Belediyesi var biliyorsunuz. İstiklal Caddesi'ne girmeye çalışsa ilk belediye caddesi üzerinden çok dik bir yokuş, bir de atlar çekiyor tramvayı. Şişhane yokuşunun atları değiştiriyorlar. Son dinlenmiş atlarla buraya giriyor. Enteresan hikaye. İstiklal Caddesi, Taksim. Taksim'de de Dingo'nun ahırına gidiyorlar. Dingo'nun ahırı gerçekten atların değiştiği bir yer. Bir yer. Çok karışık olduğu için yani dinlenmiş at nerede, terli at nerede falan karışıyor bazen. İşte Dingo Nahır da oradan geliyor ama burası çok işlek bir yer. Tramvay buradan duruyor falan. Yani muhtemelen o masalar dışarıda. Kahveler içiliyor, çaylar içiliyor vesaire. İzmir kahveleri. Belki o evet, anlamda. Bir Akdeniz göndermesi falan olabilir. Sizin işletmeciler filan İzmirli belki de. Onu yani bulamadım nedenini. Sizin açınızdan nedir burası, bu çevre? Beyoğlu vatandaşı dedik. Valla bu çevre şimdi mesela düşünüyorum hani kadın erkek kahveleri ayrılır falan diye. Yani ben kendim bildim bileli kadın erkek hep birlikte bu kahvelerde gördüm, gezdirildim. Bence hiçbir İstanbul'da asla öyle bir ayrımın olduğunu düşünmüyorum. Yani biz çeşitli semtlerde de oturduk ama Beyoğlu yani erkek kadın hep bir arada, daima bir arada oldu ve şimdi okuduğum zaman benden evvelki kuşakları, Abidin, Nazım, onların kuşaklarını, onların gittiği kahveleri, onlar da kadın erkek hep birlikte. Yani zannedersem bu daha sonra belki bir Anadolu kültürü olarak kadın erkek ayrılığı belki göç almayla ilgili bir şey İstanbul'da. Yani İstanbul benim çocukluğumda 1,5 milyon insandı yani. O da tamamen giyim kuşam batıdan örnek almışız biliyorsunuz. Şapka devrimde ben mesela hatırlıyorum. Teyzem Yesarizade Servet Bey'in oğluyla evliydi Halide Hanım. Teyzem 16 yaşındaymış ya da 15 yaşındaymış. Şapkasını giymiş, genç kız olarak başına çıkmış büyük bir keyifle. Saldırıya uğramış köprünün üzerinde böyle. İlk şapka giyenlerden yani bizim aile hatırlıyorum herhalde. Hep şapkalı bayanlar burada Beyoğlu'nda. Hep Borsalinoğlu erkekler falan değil mi? Siz de herhalde öyle hatırlıyorsunuz. Herkes kravatlı ve şeydi yani. Mekan olarak yani kahvehanenin edebiyat sanat dünyasındaki, kültür dünyasındaki yani önemi ne? Bir vazgeçin yani Fransa'da da öyle meşhur kahveler, kafeler var. Müdavim. Bir de şeyi unutmayın mesela Viyana kahveleri. İşte, tabii. Viyana kahveleri de bir şey böyle kocaman, burası gibi kocaman kahveler. Şimdi, piyano yani çalınıyor. Pek çok şeyler. Aydınımız, yazarımız kahveye yani adıyla bile anılıyor işte diyelim Atilla İlhan ve Divan Pastanesi gibi işte Mesaret Kahvesi, İkbal Kahvesi evet. gibi. İnce ama mesela altı, Küllük. Tabii Beyazıt, Küllük Beyazıt'taki. Kahvesi. Ama mesela Mehmet Akif Ersoy o da karşı kahve diyor ki bu işsiz güçsüz, evsiz barksız insanların sığınacağı bir yerdir diyor. Yani hiç o Allah'ım. Bilindiği kadarıyla hiç kahveyle falan şey olmuyor mekan olarak. Sanatçıların düşkünlüğü ne? Yani bu efendim, bu ilişki yani sosyal ilişkiler yani ben mesela kendi adıma yalnız çocuktum yani evde çok küçük yaşta okumaya başladım. Beyoğlu'nda olduğum için ama hep kalabalık içindeydim. Siz de kalabalık seviyorum. Asmalı Mescit sokakta mısınız? Siz buraya yakın galiba değil mi? Efendim ben şöyle anlatayım. Benim zaten
doğumum Taksim Hastanesi. Ondan sonra Arfilm Stüdyosu, babam, amcam işte kurdukları Arfilm Stüdyosu'ndan dolayı Muhsin Ertuğrul Bey, onların yönetmeni, İstanbul Sokakları falan gibi filmler çekmişler. O dönemde burada oturmuşuz. Yani kıraathanemizin sol tarafında, tünele giden tarafında tepe başına çıkan sokaklar var. O güzelim Tepebaşı Tiyatrosu, bir inci, İstanbul'un bir incisiydi o, bir harikaydı. Ben çocukluğumda anımsıyorum. İlk güzel oyunları orada, okula giderken orada seyrettik. Duvarları hep eski şeylerin, meddahların, eski oyuncuların yağlı boya portreleriyle doluydu. Yandaki, yan taraf parktı. Ben, annem beni o parka götürmüş çocukluğumda. Ve bu sokaklarda ilk annem ve babamın evi Muhsin Bey taşınmış, evini onlara bırakmış. Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul, isim babam. Onu mu koymuş sizin isminizi? Tabii, Gül. Ha, ne güzel. Gül, o ağlayan gülen masklardan dolayı bana Gül ismi takmış. Karşısında da Muhsin Bey'in eski evinin Cahide Hanım'la Cezmi Ağar amca Cahide Sonko oturmuş. Onlar birlikteymişler o zaman. Sonra Mis Sokağı'na geçmişiz. Mis Sokağı'nda da Onat'ın, rahmetli Onat Kutlar'ın oturduğu binada babam. Mis Sokağı'nın adı da Miskiewicz'ten geliyor değil mi? Oradan geliyor. Polonyalı asılzade. Kim efendim? Polonyalı bir asilzade, Miskiewicz. Yani Mis Sokağı'nın adı tabii oradan geliyor. Bir Polonyalı ünlü bir asilzade, yani bir asker oturmuş zamanında oraya. Miskiewicz Mis Sokağı olmuş. Nazım Hikmet'in de Cumhuriyet'in değil mi? Evet. Onlar da Polonyalı. Evet, tabii. Şimdi çok Polonyalı. Ben lafınızı kesin. Buralarda hep kime sorsam bir aristokrat aileden, babam prens, beyaz Ruslar burada çok, ondan sonra şu ileride köşede bir Lossa salonu vardı, ayakkabı boya hanesi, Zogo Lossa salonu. Orası Arnavutluk kralı devrimden sonra kaçıyor, Türkiye'ye geliyor. Buradaki Arnavutlar da birleşiyor, yani zavallı kralla, işte bir tane Lossa salonu açalım, o da ayakkabı boyasın diye. Kral burada ayakkabı boyuyor. Büyük hakikaten Zogo burada. Kral Zogo burada. Köşede. Demek buraya gelmiş Zogo. Tabii Zogo burada. Şimdi Polonyalı dediniz de. Şimdi burada bir tane ponçikçi vardı. Yaşlı bir amca. Devamlı beyaz giyinir. Beyaz sakal, beyaz saç. Biz onu beyaz Rus zannediyorduk. O da tencerede. Rusların ve Polonyalıların işte içinde reçel olan kızartılmış bir hamur, üzerinde pudra şekeri ama sıcak sıcak onu satıyor. Biz de buralarda oturduğumuz zaman, o geldiği zaman ama gündüz de boyacılık falan yapıyor. Biz onu Boğaz Rus zannediyoruz. Çünkü ponçik satıyor Rusların daha çok. Sohbet ediyoruz. Ben dedi burada Troçki'ye bile de ponçik sattım dedi. Ama dedi benden korktu dedi. Boğaz Rus'um diye dedi. Yanında da iki tane konsolosluk ona tavsiye ettiği güvenlikçi varmış Troçki'ye. Beyaz Rus ona hınç duyuyorum diye benle fazla konuşmak istemedi ama her gelişinde bir tane ponçik masasına bırakırdım diyor. Yani Leon Troçki de buranın ziyaretçileri arasında, yani bir tarih bilgi olsun diye. Şimdi bu kanunun esasının bir benzeri, yani tarihsel önem bakımından Paris'te Café de la Procope, Jacobin'lerin kahvesi var. Orada işte, tabii yani Jacobin'ler orada, Jacobin'lerin lideri Robespierre. Ve Fransa'da Robespierre'in bir resmini Abidin Dino yaptı. Başkanım, burası Café de la Procope. Bendeniz Hakan Gönül gibi orada. Arkamda Robespierre ve Paris'te ve hatta Fransa'da tek bir resim Robespierre'in burada kendi müdavimi olduğu bir kafe, devrimcilerle olduğu için. Burası da işte o tarihi Jacobin'lerin kafesiydi. Bugün bir restoran, kafe ve yarım müze halinde.
bir turist gruplarının ziyaret ettiği bir yer. Yani muhtemelen burayı da yarı müze, bir kıraathane şeklinde aynen bu şekilde restoran, kendi tarihine restoran, kanun esası restoran. Şeyi gösterelim mi? Başkanım biz Can Perinçek'le bu Prokop'ta evet, dolaştık ve bana sordu. Danton heykeli vardı, Robespierre heykeli niye yok demişti. Sonra bir metro istasyonunda Hakan Bey, Robespierre heykelini bulduk, büst koymuşlar istasyona. Çünkü onu pek rastlanmıyor. Şey var, bu şeyciler var, yani kralcılar Danton'a kadar var. Danton daha uzlaşmacı ve devrimi yonttuğu için o el üstünde tutuluyor ama yer devrimci oldu. Fakat 200. yılında 1789 Fransız devleti Abidin Dino'dan, Abidin Dino'yu lütfen tutalım, güzel Abidin Dino'ya. Abidin Dino'ya resmini ısmarlıyorlar Robespierre'in. O da yapıyor ve albüme koyuyorlar. Sonra bir şey geldi Paris'ten bana. Açtım. Bir Robespierre şeyi, portresi. Gösterebilir miyiz? Ben getirdim bugün Abidin Dino'yu konuşacağız diye. Şeyi gösterir misiniz Robespierre'i, Abidin Dino'nun? Diyor ki Doğu Bey diyor Abidin Dino. Siz diyor bugün Türkiye'nin Robespierre'sisiniz diyor ve resminin orijinalini bana yolladı. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, özel yayınımızın ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Arada bir sohbet devam etti aslında. Çok önemli de şeyler söylendi. Şimdi Sayın Hanımefendi'yi bulmuşken ben Abidin Dino ile ünlü yönetmen Lütkiviç'in ilişkisini, birlikteki çalışmalarını sormuştum. Oradan. Abidin Dino bu kahveye gelen, tabii, arkadaşlarıyla buluşan, kahve içen büyük ressamımız, büyük aydınımız. Bence tekrarlayın, seyircilerimiz de mahrum kalmasın. Ben yani şimdi bu kahvenin müdavimlerinden büyük ressamımız, yani dünya cönlü ressamımız Abidin Dino bu kahvenin müdavimi. Ama bir yönü daha var. Sovyetler Birliği'ne gönderiliyor. Siz ayrıntıları herhalde biliyorsunuz, anlatırsınız. Orada Türkiye'nin Kalbi Ankara filminin yönetmeni Yutkeviç'le birlikte kaynaklarda Le Mineur, Madenciler diye bir filmin Abidin Dino sanat yönetmenliğini yapıyor. Ben tabii dünyalar tarafından bu filmi aradım. Hiçbir arşivde bulamadım. En son Mehmet Perinçe'ye başvurduk. Dedik bu filmi sen bulabilirsen. Çünkü filmi bulmasıyla birlikte Abidin Dino'nun o film için çizdiği taslaklar ya da storybook dedikleri çizimler var, mekanlar var. O bakımdan filmle birlikte Abidin Dino'nun belki saklı bilmediğimiz çalışmalarına da ulaşmış olacaktır. O bakımdan altın golleri mesela futbol açısından şeydir, başyapıttır, klasiktir. Sizin ekleyeceğiniz var mı Gül Hanım? Evet, Abidin'in Moskova'ya gidişi de Atatürk sayesinde oluyor. Atatürk'le bir röportaj yapmaya gidiyor, gencecik bir şey olarak. Bir gazete için çalışıyor. Zannediyorum belki de
Nazım Hikmet'le beraber resimle Ay'da belki çalışıyor olabilirler. O dönem çok genç abinin. Gidiyor, soruyor işte fotoğraf çekmeyecek misin falan diye herhalde Atatürk. O da resminizi yapacağım diyor. Yap bakalım diyor. Pek de güvenerek söylemiyor Atatürk herhalde ona. Fakat çok başarılı bir Atatürk çiziyor orada abinin. Ki o desen sonra bir İzmir'de bir takvim kapağı olarak şeyde yayınlandı. Pek çok yerde de yayınlanmıştır herhalde. Atatürk çok hoşlanıyor bu resimden. Ve Yutkeviç'e abidini göndermesini Moskova'ya şey diyor. İşte bakın bu büyük devrimcilerle, Atatürklerle buradaki büyük aydınlarımız, sanatçılarımız birden buluştu. Yani biz fotoğraflarını buraya kazaya da koymadık. Gerçekten aralarında bu sizin şeyler. Sizin de bir Abidin resim. Abidin Dino Robespierre 1989'da 200. yılda Fransız devleti, tabi Abidin Dino büyük bir ressam. Diyor ki bir Robespierre portresi yapar mısın? İşte şu portreyi şimdi gösteriyor orada. O portreyi yapıyor. O bir büyük albüm yayınlıyor Fransız devleti. Oraya giriyor. Bir büyük sergi yapıyorlar. Orada gösteriliyor falan. Sergi kalktıktan sonra işte bir gün Paris'ten bir şey geldi. Ondan sonra o zaman da biz 2000'e doğruyu çıkartıyoruz falan. Ya açtık heyecanla bir dindino falan. O portre çıktı. Orijinal portreyi bana Doğu Bey diyor ya da Doğu diyor belki de şimdi şey siz diyor Türkiye'nin Robespierre'siniz, onun için bu resmi size yolluyorum diye böyle çok kıymetli. Evet, şimdi Abidin Dino'nun burada bankanın galerisinde, bankanın adını vermiyorum, sanat galerisinde bir son bir sergisi vardı. Bir otoportre yapmıştı. Meşhur. Kendi portresi. Kendi portresi. Fakat öyle bir çerçeve vardı ki eski bir tahta, kahverengi, siz daha iyi biliyorsunuz. Ve o çerçeve tahta lime lime olmuş. Delik deşik olmuş. Böyle eskitilmiş ya da ama dökülüyor. Öyle bir çerçeve içinde kendi otoportresini koymuş. Başka bir betimleme ortaya çıkarmış. Yani o kadar bir resim içinde yani o otoportreyi unutamıyorum. Yani çok esaslı. Şimdi bu size büyük devrimcilerden arkada posterleri var. Filmlerden de bahsettik. Bu akşam Ulusal Kanal'dan bütün izleyicilere sinema tarihini değiştirecek bir sürprizimiz var. 23'te. Şimdi anlatayım. Bu salgın döneminde sokağa çıkma sorunu vardı. Genel Başkanlığı olsa da telefonla film tiyatrolarında bulunuyorduk. O sırada Türk tarihinin en eski, şimdi bizde Fuat Uskunay'ın 1914 diye Ayasofya Abidesi'nin yıkılışıyla ilgili 1914. Diye milat olarak bilinir ama 1908'lerde çekilmiş Jön Türklerin ikinci meşrutiyet kutlamaları dokümanlarını ulaşma olanağımız var mıydı diye konuşurken Teoman arkadaşımızdan katkısıyla Genel Başkanımızın öncülüğüyle bu işte şu anda Türk tarihinin en eski filmleri 1908 Manastır'da Malaki kardeşlerin çektiği Osmanlı vatandaşları ilk defa Türkiye'de Türk tarihinin, Türk devrim tarihinin en eski filmlerini şu anda Ulusal Kanal izleyicilerine bir hediye, Türkiye'ye bir hediye. Sinema tarihi. Başkanımızın yok, burada Teoman Alili'nin büyük emeği var değil mi? Evet, Makedonya'da evet. Teoman Alili rahmetli oldu, o güzel arkadaşımız. Bu filmi bulmada çok büyük emeği tabii, var. Tabii, evet, tabii. Yani onu şimdi bakın, bütün bu tarihin ressamı, dünya devrim tarihinin aynı zamanda ressamı Abidin Dino. Şimdi ben, bir sene sonra da bana Namık Kemal portresini yolladı. Şimdi bakın,
Robespierre portresi, ama sonra Namık Kemal portresi. Namık Kemal portresini de bu filmden sonra gösteririz. O da benim evimde, tabii müstesna şeyler bunlar. Ama Paris'te evine davet ettiği zaman işte yemek yedik falan. Güzin Hanım, Abidin Dino. Ondan sonra resimlerini gösterdi. O Montparnasse mı? Evet, şeyle 14. bölgede 14. Paris'in Montparnasse'la Alevi arasında. Bilmiyorum orada. Evet. Ondan sonra gel dedi sana atölye resimleri göstereyim falan. Resimleri gösterirken falan 4 tane resim. Bunlar dedi Mao dedi uzun yürüyüş sırasında dedi bu 4 resmi yaptım. Bakın Robespierre yapıyor, Namık Kemal yapıyor, Mao'nun uzun yürüyüşünü de yapıyor. Bunları dedi hiçbir şekilde sergilerime koymadım dedi. Satmadım. Bunları kendime yaptım dedi. Şimdi dedi bundan birini seçeceksiniz dedi. Biz de şöyle seçeceğimizi şaşırdık. Hangisini seçelim falan diye. Hakikaten birini seçtik. Onu da gösterelim. Abidin Dino'nun uzun yürüyüş 4 resminden biri. Şimdi 3 tanesi onun evinde duruyordur hala tahminim. Başkasına vermediği. O da çok yüce gönüllü. Bir tanesini bana verdi. Çok güzel. Acı, ama çok acı bir hikaye. Çünkü o verdiği resim maalesef 80-95 arası, 90 arası o baskınlarda maalesef polis baskınlarında gitti. Kayboldu. Benim o resmim. Pek çok. Yani çok yüce gönüllü bir insandı. Siz, onları maalesef bize bıraktıkları çok büyük bir insan şeyi var, manevi birikim var. Onları çok güzel paylaşmacı. Nazım'ın da çok iyi arkadaşı değil mi? Abidin. Belki de Nazım'ın en çok hürmet ettiği insan. Arkadaşlıktan çok öte bir ilişki var aralarında. Ben onu hep çözmeye çalıştım. Adanma falan gibi diye. Yani kardeşlik değil, arkadaşlık Nazım'ın değil. Nazım'ın da ama belki dünyada en çok saydığı Sayın Başkan, insan. Bu işte uzun yürüyüş. Abidin Dino'nun uzun yürüyüş. 4 resimdir bunlar. Biz bunu seçtik. Evet maalesef. Çok güzel resimler. Çok güzel resimler ama tabii burada yansımıyor yani. İşte bu da Namık Kemal. Burada Namık Kemal'in iradesini falan bu resim çok güzel verir. Yani buna da bir gene yazmıştı Doğu Peri sen diyor bugün Namık Kemal'in yaptığı işi yapıyorsun falan diye böyle gün adı bir öyle bir not yazmış yollamıştı. Benim için çok kıymetli. Bu da Robespierre. Hanım siz demin Salah Birsel'den söz ettiniz. Evet Salah o zamanında okumuştum onu. Şimdi o kitabın Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu bu 1983 baskısı onun 33 ve 34. sayfasında bu kıraathaneden kanunu esasi kıraathanesinden bayağı geniş bilgi vermiş. Öyle mi? Tabii. Çok güzel. Şu isimleri sayıyor. Yani burada olmayanların dışında bu kahvenin müdavimleri Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Muallim Naci, Ahmet Rasim, Neyzen Tevfik, Abdülhak Hamit, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim, Asaf Alet Çelebi, Sait Faik, Oktay Akbal, Orhan Veli, Cahit Sıtkı. Onlar da bu kahveye Salah Birsel'in saptamasıyla onun o çıngıraklı diliyle anlattığı kıraathanenin müdavimleri, iz bırakan edebiyatçıları. Yani aslında hani küçük bir araştırmayla bile pek çok şey ulaşılabiliyor. Yani buranın tarihi çok canlanacak belli. Çok önemli. Şimdi Orhan Veli dönemi örneğin Abidin'in Kamandohan'ında ki meşhur atölyesi var biliyorsunuz. Orada bir atölyesi var. Orada oranın müdavimleri Orhan Veli, İlhan Berk, efendim Melih Cevdet Bey falan bunlar ve tabii çıktıkları zaman oradan tarif edenler okuduklarım kamando üzerine Abidin'in böyle bir uzun saçlarla uzun paltoyla bir havari gibi gidermiş. Yanında da bir sürü arkadaşıyla hep beraber yüksek kaldırımı çıkarlarmış. O işte arkadaşlardan biri Orhan Veli. Orhan Veli'nin de benim çok bayıldığım dedikodu şiiri var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O herhalde o yüksek kaldırımdan çıkarken idi.
Tahmin ederim Narmanlı'ya gelirler oradan. Çünkü Narmanlı'da o zaman biliyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Eberger falan onların atölyesi. Oradan da çıkıp herhalde buralara, buralarda şey diyorlardı. Bilmiyorduk bakın çok güzeldi. Evet. Bu, yani şimdi şu kitapta. Burada Nevzen Tevfik deyince aklıma geldi. Nevzen Tevfik de Mehmet Akif Ersoy son derece iyi arkadaş. Bir dostlukları var. Mehmet Akif Ersoy da burada yakında Mısır Apartmanı'nda oturuyor. İstiklal Caddesi'nde. Evet, Mısır Apartmanı'nda. Yani o kadar hangi dairede oturduğunu araştırdım, sordum. Ne bilen var, ne hiç kimse bilmiyor. Yani ne oldu? Yani orası bulunsa hakikaten yani büyük şairimiz. En azından kapısına bir... Onu bir belgeselde... Hiçbir şey yok başında. Yapılıp onu Beyoğlu Belediyesi'ne önerelim. Yani o Mısır apartmanın kapısına burada Mehmet Akif, büyük İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif oturdu diye. Evet. Fakat şimdi burada bakın bunları konuşunca İbni Haldun mukaddemesinde şey diyor. Diyor ki canlılar diyor cansızlardan geldi diyor. Yani o meşhur evrim teorisini yani cansızlar diyor bir takım kimyevi süreçlerde ondan sonra canlıya dönüştü. Yani bunu ne zaman işte 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başı İbni Haldun. Yani o evrim teorisini şey yapıyor. Şimdi ben birdenbire böyle bu duvarlara falan bakınca bu duvarların böyle canlandığını görüyorum. Yani İbni Haldun'un o teorisinde yazdığı gibi yani evrim teorisinde duvarlar canlanıyor. İşte bu konuştuklarımız da onun için bu Kanuni Esasi Kıraathanesi duvarlardan ondan sonra taşlardan, ahşaplardan oluşan bir mekan değil. Bir de mekanlar çok önemli. Yani sonuç itibariyle diyelim Bozkır halklarının gelenekleri başka oluyor. Deniz kültürü, işte Yunan, Roma medeniyetleri, Akdeniz, deniz medeniyetleri falan. Kanuni Esasi Kıraathanesi'nin de bir ruhu var. Yani taşların, duvarların bir ruhu var. Canlı bunlar yani cansız değil. Birden sizin konuşurken aklıma o geldi İbni Haldun'un o cansızların canlı olması süreci. Şimdi biz burayı bütün tarihine bakın ne oldu bunun altından Ebu Ziya Tevfikler çıktı, Namık Kemaller çıktı. Ondan sonra Necip Fazıl'ın örneğin abinin çok güzel bir şey vardır portresi Necip Fazıl'ın. Onu bulalım da onun da bir kopyasını duvarlarımız şey. Tabii o da bohem kaldırımlar ızdırap tabii. Çekenlerin annesi kaldırımlar içimde yaşayan bir lisandır. Kaldırımlar duyulur sükun içinde sesi kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların istediği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuk. Buralardan çıktı bu şiirle. Güzel. Evet. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah romanında da ki o zaten dönemin... Sen nereden buldun bunu? Dönemin helal olsun sanatçı. Çok güzel hazırlanmış. Çok iyi. Dönemin işte sanatçı basın çevrelerini anlatıyor. Toplumsal dokudan ve giren bir roman. O da bu kahveye uğruyor Ahmet Cemil. Şeyde yani öyle bir yeri kahraman, de... Kahraman, romanın evet. Kahramanı evet. Ahmet Cemil. O büyük kişi. Evet. Aslında bizim... Mesela ben Oktay Akbal'ın da burada olabileceğini düşünüyorum. Çünkü birkaç sene Galata'da oturmuş o da, ev tutmuş. Tabii o Orhan Veliler'le, Turgut Uyarlar'la, ondan sonra onlarla falan, Melih Cevdet'lerle, Turgut Uyar demeyeyim de Melih Cevdet'lerle falan aynı kuşak, beraberler. Evet. Evet. Tabii Melih Cevdet de bizim tarihimizde, yani 2000'e doğrunun tarihinde... Cemal Süreyya ile işte 2000'e doğruyu çıkartmaya karar verdik falan konuşuyoruz. Dedi ki Necati Cumalı ve Melih Cevdet dedi olmalı bu dergide falan dedim. Önce Necati Cumalı ile konuştuk. Dedi ki ben tamam dedi varım dedi. Ama dedi Melih Cevdet ile bir konuşayım falan dedi. Sonra bir telefona dedi ki Melih Cevdet diyor ki bir buluşalım dergiyi konuşalım falan. Pötükara böyle küçük kareli bir sevgicide onun oturduğu bir lokanta vardı. Öğlen 13'te buluştuk. Mehmet Sabuncu, ben, Necati Cumalı, Melih Cevdet. İşte önce 2000'e doğruyu çıkartacağız falan. Nasıl olacak, ne yapacak falan. Tamam dedi, varız dedi. Bakın şimdi bu büyük adamlar,
İşte Melih Cevdet. Necati Cumalı'yı buraya, o İzmirli olduğu için buraya gelip gidiyor olabilir. Ama yani buranın müdavimlerinden değil. Ama o da müthiş bir adam tabii. Büyük bir romancımız. Büyük bir yazarımız ve aydın. Birkaç kere bile gelse gene de tabii. Tabii. Ondan sonra, anlayan değer tabii. İşte o saat 13'te buçuk akşam oldu. 16-17 falan 5 saat. Ondan sonra sonra Türkiye konularına geçtik. Türkiye ne olacak? Nasıl kurtulacak falan. Melih Cevdet dedi gidelim dedi biz de devam edelim dedi. Eşi de yokmuş bir yerdeymiş falan. Onun evine gitti gece 2-3. Necati Cumalı arada bir böyle kalkmak istiyor masadan. Eteğinden tutuyor. Otur diyor Necati diyor. Otur diyor. Nereye gidiyorsun? Ya diyor işler var diyor. Bu 2000'e doğru çıkacak diyor. Yarın diyor sabah erken kalkacağız bir anda falan. Ondan sonra en son da sabaha doğru çıktık ama böyle nasıl merdivenlerden tas bayağı da 4. katta falan bir evi vardı. Bütün merdivenlerden koşa koşa arkamıza çocuklar dedi daha dedi konuşmamız bitmedi falan. Tat çok müthiş adamlar bunlar yani bize çok büyük iz bıraktılar, çok büyük ışıklar bıraktılar. Müthiş adamlardı, karakter, kişilik, dava. Çok büyük adam. Fakat bu kıraathaneler de bizde çok iz bıraktı. Tabii gençliğimizde yani biz bu güzellikleri çok şükür gördük, yaşadık en azından. Çok şanslı bir kuşağız diye düşünüyorum. Ama ben mesela Hakan Bey'e Markiz konusunda pek katılmıyorum. Çünkü kadın erkek filan orada yani çok... Ama ağzının soğan kokusuyla girmiş oraya. Ama o belki öyle değil de bu. Çalışana has bir şeydi. Çünkü hatırladığıma göre işte Haldun Bey Markiz'de yazardı. Teyzemler Markizciydi mesela anne tarafım Leboncuydu. Öyle modalar vardı o zaman. Markiz konusunda tartışma çok eskiden... Aziz Nesin'le Atilla İlhan arasında sürdü. Arada geçenleri ben şimdi burada anlatamam. Ama Markiz Pastanesi gerçekten tarihe geçen tartışmaları da şey olmuştur. Ama güzelliğiyle de herhalde Burası için de söyleniyor. Aynı burası zamanda bir forumlu deniyor. Burası yani, öyle bir şey var. Gene öyle olacak. Tabii. Ve mesela tiyatro tarafını çok araştırmak isterdim ben kendi adıma. Yani neler tiyatroya ait pek çok şey sergilenmiş buralarda. Belgeseli yapılamaz mı? Efendim? Belgeseli yapılamaz mı? Yapılabilir. Aslında bir röportaj da yapılabilir. Aydın arkadaşlarımız, dostlarımız, yazarlarımız arasında kimler tanık oldu o dönemlere. Ama tabii şimdi onların bıraktığı büyük miras, onların büyük özlemleri, diyelim yarım kalan işleri falan, şimdi bundan sonra kanunu esası da o yarım kalan işler yapılacak. Yani büyük önderimiz Atatürk, Mithat Paşalar, Enver Paşalar, o miras ve aynı zamanda o şu güzel insanların, Haldun Taderlerin, Abidin Dinoların, Orhan Kemal, Melih Cevdet ve Fikret abi, Edip Canseverlerin özlediği insan ve özlediği toplum, o dava için mücadele edenlerin burası gene bir karargah olacak. Onların konuştuğu, sohbet ettiği, kahve içtiği, çay içtiği, beraber yemek yedikleri. Şimdi o ama, bu şimdi harabe ama bir dahaki diyelim bir toplantımızda burada o mirasın temsilcilerin oturup buluştuğu bir mekan olacak. Benim çok isteyeceğim bir şey, beni en cezbeden gençliğimde giriş şeyiydi. Art Nouveau'yla Art Deco, yeni sanatla işte dekoratif sanat arasındaki bir dönemi belirgin bir şeydi o. Yani o kadar güzeldi ki, yuvarlak hatırlıyorum ben, yuvarlak vitraylı bir kapısı vardı. Evet. Yani o başlı başına her geçişte böyle hayranlıkla baktığımız bir şeydi o. Şimdi şöyle anlatayım. Ona eski haline getirelim. Burayı bir tek gören şu anda sen varsın yani. O gördüğüne göre senden çok yararlanacak arkadaşlar. Kapıyı anlatmıştım. O iki stüdyo var. İki kanatlı.
ağır resimlerde var zaten. Üstünde de böyle bir revak var. O da tanrılı cam ama daha evvelden vitray. Şey kapıda öyleydi. Evet. Şimdi çok kıymetli bir vitray fakat 1941'de bir bomba patlıyor burada. Olay şu. Bulgaristan Almanya'nın safında savaşa giriyor. Sofya'daki bütün İngiliz büyükelçilik mensupları aileleriyle birlikte Sofya'dan trene biniyorlar. O sırada bunların valizleri arasına iki bagaj sokuluyor. İçinde saatli bomba var. Yolda patlatılması amaçlanmış. Bulgar istihbaratı bombalı valizleri koyuyor. Tabii tren biraz erken girince kafile perapalası girişinde odalarını beklerken vesaire burada bomba patlıyor. Perapalas'ta. Perapalas'ta. Tabii Perapalas bütün olduğu gibi. Şu karşısı yani. Tabii karşısı boşluk da var. Bütün çevredeki binalar, yoldaki insanlar ölüyor. Hmm. O kadar güçlü. Buradaki işte bu vitray da o sırada parçalanıyor. Yani savaş gazisi olmuş burası. Hani, kanun gazisi. Daha sonra İngiliz konsolosu buraya işte zarar görenleri şey yapıyor. Tazmin ediyor. Tazmin ediyor. Yani böyle bir gaziliği var burada. programın sonuna doğru geliyoruz. Son ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kıraathanenin dününe, bugününe ve geleceğine ilişkin. Ben geleceğine ait düşüncelerimi daha doğrusu eskisinden daha güzel bir şekilde yapılmasını isterdim ben. Çok anılarımız var hepimizin. O zamanın en değerli binalarından biriydi. Yani ben kendi evime, dairemi alırken de hep buraya benzediği için almışımdır. Halbuki benim oturduğum yer buradan önce yapılmış mesela. Tünelin inşaatı döneminde yapılmış. Bence bütün varlığımızla canla başla uğraşarak, paraları denkleştirerek inşallah çok çok daha güzelini başarmamız gerekiyor. Bize o düşer. Evet. Yani eskilerden daha ileri gitmemiz gerekir. Evet. Hakan Bey. Yani ben Sayın Hanımefendi'nin dediklerine katılıyorum. Daha evvelden nasıl söz verip yaptıysak yine burayı kendi ilk yapıldığı döneme aslına uygun yarı müze, kültür yuvası, gençlerin gelip kendi tarihimizi tarihimizi tanıyabileceği, bu değerli sanatçıları, bu büyük insanları tanıyabileceği bir mekan, kendi ruhunu yaşayan, geleceği taşıyan bir yer olarak el birliğiyle, bütün milletimizin de katkısıyla yaptık, yapacağımıza inanıyorum. Evet. Siz zaten geleceğe dair genç kuşaklara bir atıfta bulundunuz. Genç devrimci kuşaklar, genç yazar, sanatçı kuşaklar diye. Buyurun. Evet, şimdi Görev Vakfı çok güzel bir işe başladı. Bu binanın mülkiyetini alıyor. Birinci hedef 15 milyondu. Nisan ayında 17 milyonla o hedef aşıldı. Mayıs sonunda da 30 milyonu tamamlayacağız. O hedefe doğru da ilerliyoruz. Hepimiz yükleneceğiz, 30 milyonu aşacağız. Burası şimdi bir tarihi bina değil, tarih yapan bina olacak. Zaten hep öyle olmuş. Bakın, başlamış Namık Kemal'lerle. Mesela şimdi Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik demin saydınız. Bu kuşaktan önceki kuşakla başlıyor burası. Biz mesela okumadığımız için Salah Birsel'e o kadarını bilmiyorduk. Ama gerçi bu binanın 1860'larda olduğuna göre buralara tabii şunu biliyoruz. Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi bunun hemen bitişiğinde İbret gazetesini çıkarıyor ve buradan tutuklanarak götürülüyor. Bir şey döneminde, Ergenekon döneminde bizim burada, yani onlar buradan götürüldü. Bizler de buradan götürüldük. Ondan sonra şimdi o Namık Kemal'lerden bu Talat Paşa kuşağı, Atatürk kuşağı, Enver Paşa kuşağı,
o eli almışlar, o esini almışlar ve götürmüşler. Ve Türk devrimi inşa edilmiş Namık Kemaller, Mustafa Kemaller. Ondan sonra küçük Amerika dönemine girmişiz ama o dönemde de onların davası, onların meşalesi, ışığı büyük aydınlarımız tarafından bizim kuşaklara taşındı. Şimdi biz oradan devam ediyoruz ve Türkiye'nin milli demokratik devrimini 200 yıllık artık kesin zafere götürmenin eşiğine geldik. Yani Türkiye büyük bir kararın eşiğinde o kararı verecek ve orada da bu Atatürklerin büyük hedefleri gerçekleşmiş olacak. Onun için bu binaya böyle bir taştı tuğlaydı diye bakmamak lazım. Bu binada büyük kararların alındığı, ondan sonra Türkiye'nin geleceği ve insanımızın yaratılmasıyla ilgili çok güzel söyleşilerin yapıldığı, fikir teatilerinin, alışverişlerinin olduğu bir mekan olacak. Ve bir dahaki sefer burada diyelim Talat Paşalarla neredeyse beraber oturuyor gibi olacağız. Efendim Haldun Taner'lerle, efendim Fikret abilerle, Edip Canseverlerle. Şimdi bir de tabii onlarda biraz farklı olarak Edip Cansever falan biraz bir karamsarlık oldu. Yani bir yenilgi dönemi. Mesela ne gelir elimizden insan olmaktan başka, onun nerede Antigon kitabı evet, bence ben de bir iki şey eklemek istiyorum. Ben. Benim Tunca Bey'den de ricam var. Buradan tiyatrocu arkadaşlarımıza da bir çağrı yapalım. Çünkü burada bizim en çok şu karşısında evet. Tiyatroyla karşı karşıya olan o güzelim yitirdiğimiz Tepebaşı Tiyatrosu ve onun içindeki bütün rahmetli oyuncular, meddahlar, değil mi? Hokkabazlar, bütün dostlar. Ben kendi adıma gençliğimde Brecht'i şeyle tanıdım. Yani okulla beraber biz oyunlarına gelirdik. Ayla Algan, Beklen Algan ilk kez. Onlar da Berlin'de orada, zaten. Orada şey seyrettim ben Oppenheimer oyununu mesela. Bizi müthiş etkilemiştir ve biz eğer tiyatroyu bugün seviyorsak, sinemaya bu kadar düşkünsek, tabii bu tiyatronun çok önemi vardı. Muhsin Ertuğrul'un da önemi çok büyük tabii, o yönetiyordu. Onlara da bir, hepsi nur içinde yatsınlar. Tiyatrocu dostlarımızı da davet edelim buraya. Burada bir şeyler yapmaya, eskisi gibi canlandırmaya, değil mi? Onların anılarına da fotoğraflarını koymaya. İşte geleneksel sizler buna aracı olursunuz tabii. Sanatlarla uğraşanların izi var, edebiyatçıların izi var, tiyatrocuların izi var, politikacıların izi var. Bundan sonra da genç kuşakların iz bırakacağı tabii. Bir mekan. Evet. Ama herkesi gayrete davet ediyoruz. Deve Kuşu Kabare Haldun Bey'den dolayı onların anısı var. Değil mi? Ferhan kardeşimiz ses tiyatrosu. Bu da Aydınlığın yazarı da yani zaten Ferhan'da. Bir rengiydi şeyin evet. İstiklal Caddesi'nin. Bunlar çok önemli evet. Tiyatro. Evet. Sayın Perinçek çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz vallahi. Çok güzel bir Sayın Gül Hanım ve Hakan sayesinde çok teşekkür ederiz. Ben özür dilerim. Sürçülisem istesem. Siz anımsarsınız. Deve Kuşu Kabare'de yani şeyde Kulak Sineması'nda Erkan Yüceli Anma Gecesi yapmıştık başkanım. Bize karşılıksız verdiler orayı. Evet. Yani muhteşem bir şeydi. Çok zor bir dönemdi. Genel Başkanımızın yasaklı olduğu bir dönemdi. Sahneye çıktı. Hiç unutmam. Erkan Yüceli'nin Uçurtması diye bir konuşma yaptı. En sonra rahmetli Atıf Yılmaz bütün sanatçı camiası orada aydınlar tıklım tıklım dolu. Sevgili Atıf Yılmaz. 2-3 bin kişilik bir Türkiye'nin büyük sinemasıydı konak. Yani muhteşem bir kalabalık. Gelen zaten geri döndü. Yani giremedi kapıdan içeri. Kapıdan dışarıda kaldı. O Deve Kuşu Kabare müdürü Ali Bey. Yani çok yardımcı oldu. Hepsini buradan. Erkan Yüceli de Erkan Yüceli de analım. Saygı ve minnetle anıyoruz. Müstesna bir oyuncu ve müstesna bir insandı. Evet. Çok erken yitirdik. Çok erken bir kaza. Benim de 2,5. Ben onun oyunlarında oynadım. Bizim hapishanede.
işte 2,5 yıl arka hücrelerde beraber yattık falan. İşte o böyle oyunlar kurar, yazar falan, bizlere roller verir. Fakat şimdi o benim bitişimdeki hücrede kalıyordu. Geceleri saat 21'de kapılar kilitleniyor. İşte o maymunu oynardı Erkan Yücel. O demir şeylerde, parmaklıklarda, ama ya bu kadar oynanır yani. Tam bir maymun, ağzı, dişleri, bir hareketleri falan. Şimdi nöbetçi o koridorda dolaşır, elinde copuyla falan. Buna bakmak istemez, bu maymunu oynar falan. Biz de yan şeyden oyununu göremiyoruz ama nöbetçiden onu izleyebiliyoruz. Nöbetçi ona bakmak istemez falan filan. En sonunda gelir, onu seyretmeye başlar. Sonra copunu yere koyar. Ama ya çok yaman adamdı. Yani Erkan Yücel hakikaten olağanüstü karakter, kişilik, sanat, müthiş bir adamdı. Evet. Bir de Beyoğlu deyince Genco Erkal'ı da unutmamak tabii, lazım. Tabii, Genco'nun tabii, Dostlar Tiyatrosu. Genco, Ferhan bir Şensoy. Bir parçasıydı, evet. Ferhan'la beraber. Levent Kırca. Levent Kırca. Tam, hepsini saygıyla anıyoruz. İşte onlar... Hepsi zaten aydınlığımızın yazarları. Levent de yazarımız. Ha, Görev Vakfı'nın da ismini koyan Levent Kırca. Görev Vakfı'nın ismini Levent Kırca koydu. Toplandık, ne isim koyalım falan derken konuşurken görev falan lafları geliyor. Tamam dedi, işte dedi, görev yapalım dedi ismini. Ferhan Şensoy da çok iyi bir yazardı. Çok. Yani yazarlığı yoktu. Ben sen çok iyi yazar olursun diye bir mektup yazdım ona Silivri'den. Falan. Bak dedim Ferhan, ben sende bir yazarlık şeyi, yeteneği görüyorum falan. Ondan sonra başladı yazma. Hakikaten çok güzel yazılar yazdı. Çok güzel yazılar yazdı. Onlarını yazsa zaten kafi var. Evet. Çok güzel. Öncesinde çok güzel anlatıları, romanları da vardır zaten ama orada yani, siyasi günlük gazete yazılarına girdi. Evet. Çok güzel bir zeka, uğraştı, tabii. Zeka, espri. Şimdi önümüzde büyük amaçlar var. Bu büyük millet, bu büyük birikimle daha ne Ferhan Şensoylar, ne Kan Yüceller, Levent Kırcalar üretecek. İşte Taldun Taner'ler, Etip Canseverler, Abidin Dino'lar üretiyor zaten. Onun için geleceğe bakıyoruz ve o geleceği kurmak için bu tarihten devraldığımız bu büyük mirası da ayağa kaldırıyoruz. Böyle hiçbirimizin gönlü buranın bir harabe olarak kalmasını kabul edemezdi. Herkes o bakımdan büyük bir gayrete geldi ve şimdi son koşunun son diyelim dönemecine girdik. Evet. Başarıyla buradan çıkacağız. 30 milyon hedefini 40-50 milyon yapıp çıkacağız buradan. Herkesi göreve çağırıyoruz. Görev Vakfı göreve çağırıyor. Biz de çağrıyı tekrarlayalım. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, özel yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Biz de size teşekkür ediyoruz. Biz de.